Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ameller niyetlere göredir. Hadis-i şerifi nasıl anlamalıyız? Haramlar işlenirken, şirk fiiller icra edilirken benim niyetim... Hayır tabii bu değil. Ameller niyetlere göredir. Hadisi de var deniyor. biz bu hadis-i şerif üzerinde bu seminerlere ilk başlarken yıllar önce niyet hadisiyle başlamıştık. Orada ben niyet konusu üzerinde zannediyorum birkaç seminer durmuştum. Çok önemli bir meseledir. İnternette arşiv kayıtları mevcuttur. Oradan bakın. Mişkat derslerine başlarken de yine niyet hadisiyle ilgili müstakil bir ders yapmıştık. Oradan bakın. Niyet gayrimeşru bir şeyi meşru kılmaz. Yani esasen aslen gayrimeşru olan bir şey iyi niyetle meşru olmaz. Niyetin önemi nedir? Ameller niyetlere göredir derken Efendimiz ne kastetmiş? Bir işi ne niyetle yapıyorsanız ona göre ya sevap alırsınız ya da hiçbir şey almazsınız. Bu demek. Hadisin devamı var çünkü. Ameller niyetlere göredir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hadisin devamında buyuruyor ki kim Allah ve Resulü için hicret ederse onun hicreti Allah'a ve Resulüne yapılmıştır. Kim de bir kadınla evlenmek için, bir mal elde etmek için, bir dünyalık elde etmek için hicret etmişse ona da hicret ettiği o şey vardır anlamı. Yani Efendimiz açmış rivayetin devamında bunu söylemiş bize. Dolayısıyla bir şeyi, meşru bir işi Allah rızası için yaptığınızda ibadet oluyor. Niyetinizde Allah rızası yoksa neyi niyet etmişseniz onun için oluyor. Meşru bir işten bahsediyoruz. Niyet gayrimeşruyu meşru yapmaz.